Sevgili Doğuş TV izleyicileri, sivil toplum örgütleriyle hayatın içinde kurduğumuzda bugün Türkiye'nin, Hatay'ın en güzel ilçelerinde gerek tarımsal, gerek zirai, gerek tarihsel bölgesi olarak anılan Samandağ ilçesinden tarımı ve ziraatı inceleyeceğiz. Ve konuğumuz da Samandağ Ziraat Odası Başkanı Sayın Selim Kamacı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdal Sayın Bey. Sayın Başkan, biz sizin çok iyi tanıyoruz. Samandağ'da sizi çok iyi tanıyoruz. Kısa böyle dipnotlarla kaç yıldır bu görevi üstleniyorsunuz? Odanıza kayıtlı. Ondan sonra Türkiye'den Samandağ'a gelir. Hay Erdal Bey. Öncelikle ben bizi izleyen izleyicilerimize buradan saygılarımı sunuyorum. Bütün Hatay halkına, Samandağ halkına ve Türkiye halkına buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca da Doğuş TV'nin bu tür konulara meyillenmesi, eğilmesi ve halkı bilgilendirmesinden dolayı da Doğuş TV'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de Doğuş TV'yi de takip ediyorum. Evet. Doğuş TV gerçekten Hatay'ın bütün sıkıntılarını, sorunlarını ve çözüm önerileriyle birlikte gündeme getiriyor. Çok teşekkürler. Zaten işte sizin gibi oda başkanlarımız, duyarlı oda başkanlarımız Hatay'ı anlatırlarsa bize. Çünkü Hatay biliyorsunuz hep geri planda kalmış. Maalesef evet. Üretimiyle, tüketimiyle, tarihsel bölgesiyle, hele tarımsal ve zirai bölgesiyle de birebir bu işi bilenlerden Sayın Selim Bey de kaç yıldan beri bu odadayız? Ben Samandağ Ziraat Odası'nı 2004 yılında kurucu başkan olarak kurdum ve hala görevdeyim. Ve görevimiz devam ediyor. Elimizden geldiği kadar tabii ki sivil toplum kurumlarının malumunuz yani çok fazla elinde bir yetkisi veya ekonomik olarak da çok iyi durumda değiller. Sonuç itibariyle elimizden geldiği kadar bilgimiz dahilinde ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. Bu işi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir ziraatin haricinde ilçemizin daha farklı sektörlerde nasıl gelişebileceği yönünde de çalışmalarımız oluyor. Zira ilçe hepimizin bir ilçe geliştiği zaman il, bir il geliştiği zaman ülke gelişir. Doğru. Düşüncesiyle hareket eden bir noktadayız. Kaç kayıtlı üyemiz var? 10.000'in üzerinde. 10. Aktif ve pasif olmak üzere 10.000'in üzerinde kayıtlı üyemiz var. Ve bu 10.000 üyeye hizmet vermeye çalışıyoruz. Nasıl üyelerinizle diyaloglarınız? Üyelerimizle diyaloglarımız çok güzel. Mesela mesleki eğitimler açısından odanız, çiftçilerimize bu eğitimi, teknolojiyi verebilme çalışmalarınız var mı? Şöyle, normalde sizin bahsettiğiniz bu aşamaya gelebilmesi için uzun yıllardır hayal ettiğimiz ve uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız projelerimiz var. Fakat tabii siz de takdir ederseniz ki STK'lar, sivil toplum kurumları, yani genel anlamda ekonomik olarak çok iyi durumda olmazlar. Evet. Fahri olarak yaparlar. Doğrudur. Dolayısıyla biliyorsunuz ki kapital düzeninde de bu işleri yapabilmek için paraya ihtiyaç duyarsınız. Muhakkak. Biz elimizden geldiği kadar çiftçimizle işte devlet arasındaki mevcut olan köprüyü yanlışlıkları anlatarak işte çiftçimizin sıkıntılarını, sorunlarını dile getirerek çözüm yollarıyla birlikte anlatmak suretiyle çözüme giden bir noktadayız. Ha tabii ki bu arada mesela çözüme gidilmediği zaman STK'lar biliyorsunuz bunları eyleme dönüştürür. Ama nasıl? Tabii ki Allah'a çok şükür genel anlamda sıkıntılarımızı dile getirebiliyoruz. Tabii ki kalkıp da şimdi sadece Samandağ'ını Türkiye'nin diğer tarım politikasından ayırmak mümkün değil. Yani. Ülkenin, Türkiye'nin genel bir tarım politikası var. Dolayısıyla bizim... Dur oraya girmeyelim, evet. Biraz sonra gireceğiz. Evet, şimdi tamam, Türkiye peki. Genelinde işleyelim, tamam. Tarım oradan alalım. Anladım. Samandağ çünkü üstünde çok konuşulacak. Gerçekten evet. Çok büyük bir ilçe. Gayrimilli hasılaya da çok ciddi katkı sağlayan evet. Bir ülke. Sayın Başkan, tarım biliyorsunuz insan yaşamı için vazgeçilmez ve her geçen gün değeri daha da çok ortaya çıkan bir faaliyet alanı. Mutlaka tarım. Tabii, mutlaka. Her şey tarım. Evet. Her şey üretim. Peki toplam gayri safi hasılanın Türkiye'de %7'si oranında sahip bir tarımsal ürünlerine sahip bir Türkiye'nin, üreten bir Türkiye'nin, ekimi yapılan bir üretimin Türkiye'nin neden ithale döndük? Çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında bu konuyu herkes soruyor. Evet. Herkes de cevabını biliyor.
Maalesef bu aşamaya kadar geldik. Hiçbir suret ile çok basit bir çözüm olmasına rağmen çözüm yoluna kimse gidememiş bugünlere kadar. Yani bu her zaman bizim anlattığımız bir konu. Yani 1950'lerden bu yana Batı'nın, Amerika'nın işte bir şekilde o aramıza girmesiyle birlikte, borçlanma politikalarıyla birlikte, yani o zamanın hükümetlerinin bugüne evet. kadar olan borçlanma politikalarından kaynaklı olarak bu aşamaya kadar gelmiş. Sadece tarım sektöründe değil. Bakın biz genelde. Tabii ki sanayide olsun, diğer konularda olsun bir ülke borçlu olduğu zaman boyun eğmek zorunda kalır. Maalesef. Borç aldığı ülkelerin dayatmalarına maruz kalır ve boyun eğmek zorunda kalır. Dolayısıyla biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Türkiye'sinin ayarlarıyla oynadık diye bu haldeyiz. Anladım. Rahmetli Atatürk'ün dün 10 Kasım'da, rahmetle anıyorum, kurduğu Türkiye'nin tarıma olan önemi, sanayi, tarım, üretim, kendi kendimize üretip kendi kendimize yetebilen bir ülke halini almamız gerektiğini zaten o zamanlarda bize çok anlatmıştı. Evet. Ama gelen hükümetler bir şekilde bunun haricinde bir politika izlemelerinden dolayı bu haldeyiz. Kısacası yani. Bu halde o zaman Türkiye'deki siyasi iktidarların yapmış olduğu çalışmalarda ithal edilmiş. Yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Evet. Kaynaklanan sistemler oluyor. Peki Sayın Başkan, güvenilir gıda nedir? Güvenilir gıda aslında insanoğlunun en doğal hakkı olan gıdadır. Sizin ürettiğiniz şeyde de denetim faktörünüz var mıdır? Yok, bizim denetim faktörümüz yok. Şunu söyleyeyim, ziraat odaları, sivil toplum kurumları hiçbir şekilde yaptırım gücü olmayan, tavsiye niteliğinde, demin anlattığım şekliyle tavsiye niteliğinde her iki tarafa da bilgi aktarabilen bir kurum halindedir. Dolayısıyla bizim yaptırım gücümüz olmaz. Ancak biz kendi çiftçimize bizim bindiğimiz dalı kesmememiz gerektiğini, ürettiğimiz ürünün ihracata gitmesi gerektiğini, dolayısıyla bununla birlikte kalıntı bırakan ilaçların kullanmaması gerektiği yönünde telkinlerimiz çok oluyor. Bu arada Tarım Bakanlığı da bunun farkına vardı. Çünkü zira Türkiye bu konuda çok fazla zarar ediyor. Yani evet. düşünebiliyor musunuz, bir ihracatçı, öncelikle bir çiftçi üretiyor. Onun olgun hale getiriyor meyvesini. Sonra işte bir şekilde hasat ediyor. İhracatçı bunu alıyor, bir şekilde paketliyor. İşte çürüğünü ayırıyor, paketliyor. Buradan Rusya'ya kadar gönderiyor. Sonra Rusya diyor ki al kardeşim, bunun içinde kalıntı İşte tam bu arada Sayın Başkan, üretimden pazara kadar nasıl bir uygulama olması lazım? Ürettik malı. Evet. Tüketiciye göndereceğiz, pazara çıkaracağız. Nasıl bir seyir olması lazım da tüketici de bunu gönül rahatlığıyla alsın? Şimdi şu anda böyle bir çaba var. Tarım Bakanlığı'nın şu anda uzun zamandan sonra bu tür zararlardan sonra, bu tür geri dönüşlerden sonra bir şekilde artık Tarım Bakanlığı buna el atmaya başladı. Kontrolleri yapmaya başladı, denetimler yapmaya başladı. Ama ben şunu da söylüyorum. Şu anda bu denetimler ve sürekli bir kanun çıkıyor ve çiftçiye dayatılıyor. Bakın arkadaşlar, yani şimdi çiftçi ancak kendine yetebilen bir mekanizma. Evet. Şimdi şunu kullanmayacaksın, bunu uzun yıllar önce sen bunu kullanabilirsin demişsin. Adam alışmış. Çiftçi alışmış. Bunu kullanıyor. Arkadaşım, benim burada işte zararlı böceklerim var. Şunu kullanmam lazım. Bundan etki alamıyorum. Şundan yapamıyorum. Zaman içerisinde geçmişten bu yöne evet. kadar planlama dahilinde, ilaçlama ve planlama dahilinde üretim gerçekleştirilmediği için şu anda onun önüne geçmek zorlanıyor. Geçmekte zorlanıyorlar. Ha, bu olmayacak mı? Olacak. Önümüzdeki süreç içerisinde yavaş yavaş olacak. Ayrıca da Tarım Bakanlığı'nın bunu önlemesi için bazı ilaçları kendisi yasaklayabilir. Kardeşim, sen bunu satmayacaksın. Çiftçiye yani bunun için vermeyeceksin. Öyle bir denetim. Ama sen kalkıyorsun diyorsun ki çiftçi, sen bunu niye kullandın, gel buraya, ben sana bu kadar ceza yazdım. Her şeyi eğiterek yapmak lazım. Muhakkak eğitimini evet. vermek lazım. Peki Sayın Başkanım, üretimden yaptık. Bir de şu dikkatimizi çekiyor, son yıllarda veya pandemiden önce veya pandemiden sonra salatalığın şekli değişmiş, bilmem kabağın şekli değişmiş. Yani biz Antakyalıyız, Hataylıyız, evet. Meyveyi de sebzeyi de çok iyi bilen insanlarız. Korkuyor insan o meyvelere yaklaşırken. Bunların
acaba verilen ilaçtan mı, sudan mı, nasıl bozuluyor bunların yapıları? Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Bazen bu konuları da çok fazla abartan faktörler oldu. Çok fazla abartan müesseseler oldu. Bir şekilde böyle bir sıkıştırma planı çerçevesinde. Şimdi bu zaman içerisinde hani bizim bahsettiğimiz gibi. Şimdi seralarda üretilen ürünler şöyle bir şey. Geçmişte şimdi yerli tohum ile ıslaha almış tohumlar olarak ikiye ayrılan tohumlar var. Evet. Şimdi siz serada üreteceğiniz bir ürünün rentable olmasını beklersiniz. Yani evet. Bir döker alandan ben mesela 5 dönüm, 5 ton, 10 ton alırsam rentable olmaz. Dolayısıyla vatandaş nereye koşuyor? 20 ton, 25 ton alabileceği ürünlere koştu zaman içerisinde. Doğru. Yani bu da bir nevi bir hata ama mecburi bir hata. Sonuç itibarıyla bunu o zamanlarda da doğru bir planlamayla insanlara bunu anlatmış olsaydık, çiftçilerimize bunu anlatmış olsaydık daha farklı bir durumda olurduk. Veya biz kendimiz tohumumuzu üretiyor olabilseydik o günlerde, evet, çok daha artık aklımızdaki bu sizin bahsettiğiniz şüpheler oluşmazdı. Uzun yıllar domatesin, bu tür sebzelerin tohumu işte İsrail, Hollanda biz ve diğer... tohum üretebiliyor muyuz? Şu anda tohum üretmeye başladılar. Bakın daha sonra işte diyorum ya, 1950'lerden bu yana çok yakın tarihte tohum üretmeye başladık. Evet. Yani bu da güzel, sevindirici bir gelişme. Muhakkak. Oradaki tohumlar, genetiğiyle oynanmış Gedoğlu tohumlar, yani çok daha fazla ürün verebilmesi için ne oluyor? Şimdi salatalığın boyu mesela 10 santimdir. O zaman anladım. Evet, 20 santim, 30 santime çıkartılıyor ve kilo farkı oluşuyor. Peki, tabii ki. Buyurun. Özür dilerim. Tarım kredi kooperatiflerle aranız nasıl? Yani aranız derken genel olarak söylüyorum. Çiftçiyle tarım kredi kooperatiflerin aradaki köprü nasıl? Vallahi benim bildiğim kadarıyla kendimden bahsedeyim. Tabii ki Hatay'daki odaları da biliyorum. Başka odalarla da irtibat halindeyiz. Tarım kredi kooperatifleriyle aramız çok iyi değil. Yani ne açıdan mesela? Nasıl zorlanıyor çiftçi orada? Rahatlıkla gidip derdini anlatıp çözüm bulabilme olanakları. Şimdi tarım kredi kooperatifleri... Bizden ayıran Tarım Kredi Kooperatifi, biz kar amacı gütmeyen bir kurumuz, STK'yız. Tarım Kredi Kooperatifi kar amacı güden bir kurumdur. Sonuç itibariyle de daha ucuz. Yani şu anda devletin, şu anda hükümetin verdiği emirlerle biraz daha ucuz satmaya meyil verildi. Ama geçmişe baktığınızda öyle bir durum söz konusu değil. Ha ucuz görünse de aslına bakarsanız piyasanın daha pahalıya satılan ürünler olmuştur. Normalde tarım kredi kooperatifinin kuruluş amacı çiftçiye yardımcı olmak. Kar amacı gütmeden çiftçiye gübresini, mazotunu, traktörünü, emtialarını, girdisini sağlayabilme amacıyla kurulmuş bir kooperatif. Yönetimi her ne kadar çiftçilerden oluşsa da tayin edilen müdür her türlü konuya hakim oluyor. Her türlü kararı kendisi alabiliyor. Dolayısıyla da devlete ait, hükümete ait, o günün hükümetine ait emirlerle hareket ediyor. Örneğin bütün Türkiye'den toplanan paraları bir çırpıda diyelim ki mesela Karadeniz'de bir fındık sıkıntısı oldu. Hadi fındıkları alın. Veya işte başka yerde bir hububat sıkıntısı oldu. Hadi gidin hububatları alın. Yani bu kasada para bitiyor o zaman. Bir şekilde eşitlik ilkesine aykırı yani görüyorum ben denge bunu. Denge gelmesi lazım. Daha fazla, daha iyi bir hale dönüştürülmesi gerektiği düşüncesindeyim ve benim bu konuda bir çalışmam var. İleriki aşamalarda anlatacağız. Lütfen. Peki Sayın Başkan, tarladan çıktı. Atıyorum ki billerden çıktı. Pazara gelene kadar neden bu fiyat artışı var? Çiftçi bundan mağdur. Çok mağdur. Tüketici mağdur oldu mağdur. Evet. Aradaki köprü neden yıkılmış? Yine aynı şekilde söyleyeceğim. Şimdi benim de her zaman konuştuğum bir konu bu. Çok güzel bir şeye değindiniz. Ben derim ki her zaman ya arkadaş üretici... Ben kazanamıyorum, girdim pahalı evime, çocuğuma yemek götüremiyorum, çocuğumu okula gönderemiyorum deyip duruyor. Yıllardır böyle bir şikayet var, hatırlarsınız değil mi? Yani çok ben kendimi bildim bileli böyle bir şikayet var. Evet. Normal tüketici, yani asgari ücretli olsun normal tüketici. Ya arkadaş ben işte kazancım bana yetmiyor, çocuğuma ben gıda alamıyorum, et alamıyorum, protein veremiyorum diye yakınır durur değil mi? Evet. Şimdi aradaki bunların hepsine baktığımızda, normalde Türkiye'nin sadece tarım politikasından değil,
genel politikasında yaptığı yanlıştan kaynaklı. Demin de anlattık. Oraya da sirayet etmiştir. Şimdi kardeşim sen vatandaşını günü kurtarma politikasıyla geçiştirirsen bu hayatı olmaz. Vatandaşımızın geliri yüksek olmuş olsaydı bu tartışmalar gerçekleşmezdi. Olmazdı, doğru söylüyorsun. Yani mesela benim gelirim yüksek. Ben gidiyorum domatesimi alıyorum. Domatesimi de ben mesela örnek veriyorum. Şimdi çiftçinin üreti 1 liraysa 2 liraya satacak. Ben 3 liraya almışım, 4 liraya almışım bakmam ona. Dolayısıyla buradaki sorun esas bardağın diğer boş veya dolu tarafı. İnsanlarımızın gelir düzeyi düşük. Düşük. Evet. Son zamanlarda zaten genel politika açısından ziraata ve hayvancılığa ve buna benzer konulara da sanki fazla eğilmeden başka kanallara Türkiye'ye kaydırılacağına inanıyorum. Ki dediğim gibi çok bölgemiz tahıl ambarıydı. Evet, ama doğru, şimdi doğru. İtalya'ya gelmiş. Ben izninizle birkaç bilgi vermek istiyorum. Türkiye'nin 769.6 milyon dekarlık karasal büyüklüğünde evet. %30.8 oluşturan tarım alanları. Evet. %82.5 tahıl ve diğer bitkisel ürünler. Öte yandan 8 milyon 41 bin 419 dekar alanı sebze bahçeleri. 33 milyon 292 bin 166 dekar meyve, içecek ve baharat bitkileri. 48.438 dekar alanı süs bitkileri. Böyle fevkalade bir ortam içerisinde salatalığın piyasada şu kadar değere satılması, domatesin bu kadar değere satılması, evet pandemi, savaş elbette bunlar evet, etki ediyor. Evet, etkendir. Evet, doğrudur. Bunun da bir ortası olması lazım. Bunu, yani tüketiciye bunu yansıttıkça çiftçi bizar, tüketici ondan daha beter. Bu kadar handikap içerisinde çiftçi ne diyor Sayın Başkanım? Çiftçi çok kötü durumda. Yani çiftçi ne diyor dersen... Peki zaman zaman kendi bölgenizden ben kardeşim evet. bırakıyorum mu çiftçiyi çok diye... Çok kişi var. Çok kişi bıraktı. Bakmayın şu anda çiftçiliği ikinci plana bırakmış. Çiftçiliği bir şekilde hobi, dededen kalma bir meslek, sevdiğinden kaynaklı bir meslek olarak yapan çok insanımız var. Ayrıca da Samandağ halkı çalışkandır. Samandağ halkı evet, toprakla evet. toprakla bütünleşmeden... yaşayamaz. Ticaret, toprak onların kesinlikle. Ruhunda var. Ve Sayın Başkanım çok özür dilerim. Dipnot olarak söylüyorum. Ben çocukluğumun büyük bölümünü Samandağ Denizi'ne geçirdim ve Samandağ bölgesine geçirdim. Oradan kamyonlarla otobüslerin bağcılarında evet. sebzeler Adana'dan, Mersin, Tarsus, Antalya'ya kadar doğrudur. Binlerce araba bu bölgenin ihtiyacını karşılıyordu. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi o günlerde biliyorsunuz nüfus artışı da gerçekleşmemişti ve o zamanlarda da tarım arazileri korunuyordu bir evet. şekilde. Yapılaşma tarım arazilerinin içerisinde değildi. Ve bizim bir halimiz vardı. Yani bundan 40 sene önce bizim evet. bir sebze halimiz vardı. Doğru. Çok iyi hatırlıyorum şimdi ben. Şimdi bakıyorsunuz o zamanlarda yıkılan bir sebze hali şu anda yok. Haliniz yok şu an. Evet yok. Bakın şu fiyat artışıyla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Samandağ halkı, beni dinleyen Samandağ halkı beni çok iyi dinlesin. Şimdi şu anda çiftçimiz eskiden çıkarttığı sebzesini kendi haline bırakırdı. Ondan sonra işte komisyonu falan alırdı ama nakliyesi falan ona maliyeti çok fazla olmazdı. Şu anda çiftçimiz, seracımız veya çiftçimiz, üreticimiz ürettiği ürünü Antakya'ya göndermek zorunda. Antakya'daki biliyorsunuz mazot da pahalı, nakliye de pahalı maalesef. Olmaya başlıyor, işçilik de pahalı. Sonuç itibariyle o araziden alacağı zaman Antakya'ya getiriyor haline. Evet. Antakya halinden ikinci gün bakkal, manav onu da satın alacak. Ne yapacak? Orada da bir nakliye maliyeti var. Kesinlikle. Hadi bir daha geriye. Burada kilo başına 2 lira, 3 lira bir artış söz konusu. Ve bunu 150 bin nüfusa yaydığınızda yılda onlarca trilyon lira paranın kaybı demektir. Doğrudur. Bu da yerel yöneticilerin basiretsizliğinden kaynaklı bir maalesef. Meseledir yani. Maalesef. Biz yıllardır bunu konuşuyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar hal kompleksinin Samandağ'a kurulması gerektiğini telkininde bulunuyoruz. Maalesef şu ana kadar bunu elde edemedik. Şimdi ben belediyenin emekli olduğum için biliyorum. Belediye meclis üyelerinde çeşitli komisyonlar vardır. Doğrudur. Ziraat komisyonu var mı Samandağ Belediyesi'nde? Varsa böyle bir kontak kurma. Samandağ Belediyesi'nde hiçbir komisyon yok. Orada her zaman bazı
arkadaşlarımızın, sosyal demokratların böyle çok fazla üzerinde durduğu diktatörlük dedikleri bir şey var ya. Şu anda tamamen onlar var diyorsun. 30 tane meclis üyesi yok. Bir tane belediye başkanı var. Ben ne dersem o olur diyor. Diyorsunuz. Evet, onu girmeyelim oralara. O noktalar ki tekrar yani, ziraata dönelim. Bunlar. Doğru. Aslında doğrusu şu. Sivil toplum örgütleri bulunduğu bölgeyle... Evet, ben doğruları söylemek zorunda. Tabii sivil toplum bulunduğu bölgede yerel yönetimlerle çok ciddi ortak çalışmalar var. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani, doğru. Buna katılıyorum ben. Yani siyasi düşünceyi düşünmeden o bölge nasıl kalkındırılır? Evet. İşte Ziraat Odası, Bakkallar Odası, herhangi bir sivil toplum örgütleriyle, daha doğrusu bunların tamamını kapsayan esnaf odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle ortak çalışılırsa, ortak düşüncelerle, artı düşüncelerle o bölgeye bence çok daha güzel yatırımlar. Çok doğru bir şeye değindiniz. Sizin de mesleğinizden olması hasebiyle, yani siz de bunun üstüne değiniyor, biz de buna değiniyoruz ve yıllardır dediğimiz şudur. Kardeşim bak, STK'lar belediyenin bedava danışmanıdır. Evet. STK'lar eğer zaten STK'nın başında olan bir insan halkını düşünmeyecekse o görevi yürümez bırakıp zaten. Gitsin yani. Yürümez. Gitsin. Sonuç itibarıyla kendini düşünecekse bırakıp gitsin. Orada emanete ihanet olur. Yani. Ben öyle görüyorum. Zaten belediyede de ben bunu görürüm. Doğrudur. Belediyenin yönetimi emanetçidir. Halkın emanetlerine sahip çıkmak zorundadır. O halkın refahını düşünmek zorundadır. Kesinlikle. O halkın yaşam kalitesini arttırmak zorundadır. O halkın ekonomisini arttırmak zorundadır. Gerekirse iş istihdam sağlamak zorundadır. Belediyenin kuruluş amacıdır. Bunu sağlayabilmesi için bir insan hiçbir zaman için yalnız başına yönetici olamaz. Kesinlikle. Örnek veriyorum, danışmanları olur, üniversiteden danışmanları olur, STK'lar olur, sivil toplum kurumları olur, muhtarlar birlikte olur. Birlikte bir üretim. Tabii, birlikte hep beraber bir toplantı olur meclis üyeleriyle birlikte. Samandağ'a eksik olan, bize fayda sağlayacak, bize olumlu yansıyacak neler vardır? Bunun tartışması yapılır veya Allah bismillah denir yani. Yani bir projeyle biz bunu gerçekleştiremiyoruz. Yani açıkçası istiyorsanız biz bunu yıllardır gerçekleştiremiyoruz. Bu tabii eğitim ve bakış açısıdır. Şimdi tekrar Samandağ'a çıkalım, tamam, Türkiye'ye tekrar gelelim. Çünkü Samandağ'a biraz sonra çok daha şeyimizi anlayacak. Evet. Sayın Başkan, şimdi orman alanları, evet, tarım alanları maalesef, evet, A, B, C çeşitli sebeplerle yok oluyor. Doğrudur. Ormanlarımız, evet, yakılıyor, yakılıyor, kendi yakılıyor, kendine yanıyor. Tarım alanları ise çeşitli handikaplarla. Doğrudur. Çiftçiye yüklenen ağır bedellerle. Doğrudur. Çiftçi vatanı çekilip. Deneme yanılma yoluyla. Kesinlikle. Bakın, deneme yanılma yoluyla bizim kaybettiğimiz yıllar var. Çok ciddi söylüyorum. Evet. Bunlar çok eksi puan olarak. Tabii ki. Maliyete yansıyor. Şimdi tabii diyorum ki. Ki ben Sayın Başkan, tarım alanları, ziraat bahçeleri, endemik bitkilerimiz yok olma durumunda gibime geliyor. Buna da orman yangınları işlenince o ormanda yetişen binlerce bitki maalesef yok olup gidiyor. Acaba Türkiye binalaşmaya mı gidiyor? Yani sitelere mi gidiyor? Maalesef, neden bu tarafa doğru gidiyoruz? Maalesef işte yani yanlış yönetim anlayışı ve o günü kurtarma politikaları ve maalesef bunu söyleyeceğim. Yani genel anlamda şu ana kadar 1950'lerden bu yana Türkiye oligark üretme merkezi haline düştü. Evet. Yani dünyaya baktığınızda en fazla kısa sürede zengin olabilen ülke sayısına baktığında Türkiye dereceye girer. Evet. Yani bunu biz de görüyoruz, herkes de görüyor. Hiç kimse aptal değil yani. Estağfurullah. Sonuç itibarıyla 85 milyon insan da bunu görebiliyor. Yeni yüzler görebiliyoruz. Eskiden başka insanlar konuşulurken yani sanayici olarak, ticaret olarak şu anda çok daha zengini olan işte bahsettiğimiz bilhassa bu sektörde, evet, 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 bilhassa inşaat sektöründe zenginleşen insanları görebiliyoruz. Peki siz bu ürettiğiniz ürünlerle dünya piyasasında bir rekabete girme şansınız var mı? Şimdi o konuyu önce şöyle bir bitirelim. Yani sonuç itibarıyla ormanlar yakılıyor diyorsunuz. Ben de bu kanıdayım. Neden? Çünkü çok muzdaribim. Ben bir ağacın devrildiğini gördüğümde ağlarım. Doğrudur. Çünkü 20 senede, 30 senede, 40 senede yetişen bir ağacı sen iki baltayla veya tane kibrit çakarak yok ediyorsun. Ne için? Para için. Ya kardeşim, paran maalesef sana bir gün gelecek, yetmeyecek, nefesine yetmeyecek. Kesinlikle, ya. Kesinlikle. Bunlara çok karşı bir insanım. Ayrıca da benim Toprak Koruma Kurulu diye bir örgüt var. Ya sadece böyle kağıt üzerinde. Ayrıca da ziraat odalarından da
Bir üye almıyorlar. Yani bunu işletin arkadaşlar. Topraklar kayıyor, gidiyor, erozyona uğruyor veyahut da işte ormanlarımız yanıyor, bir şekilde imara açılıyor. Bu komisyonu işletin arkadaşlar, işletin ya. Peki Sayın Başkanım, çok güzel söylüyorsunuz. Yani birlikten kuvvet doğar. Evet. Ancak diyorum ki bir şey olduğunda, işte ekmek 7 lira olacak, 5 lira olacak, 3 lira olacak. Haydi çiftçi suçlu. Acaba diyorum ki ziraat odaları yeterince kendilerini kamuoyuna anlatamıyorlar mı? O mecrayı bulamıyorlar mı? Hem yöresel hem Türkiye genelinde. Aslına bakarsanız ziraat odaları, hem demin de dediğim gibi, yani bizim yaptırım gücümüz yok. Biz STK'yız. Bir şekilde biz sivil toplum kurumu olarak çiftçilerimizi temsil ederiz. Bu odaların bağlı olduğu bir genel... Tabii bir genel merkezimiz var, bizim birliğimiz var. Şimdi birçok insan belki bunu görmüyor ama genel başkanımızın bu bahsettiğiniz üretim ile market arasındaki fiyat farkı, makasını o kadar anlatıyor ki, üretimin bu halde olmaması gerektiğini, kendimize yetebilmemiz gerektiğini, bir şekilde işte normal vatandaşların gıdaya ulaşabilmesi gerektiğini her gün, hemen her gün anlatıyor. Bir yerde mutlaka bir haberi çıkıyor. Yani bu sebepten dolayı da bayağı böyle kendisine kızan taraflar var yani. doğrudur ama işte hep güzelleri söyleyeceksiniz, güzel şeyleri söyleyeceksiniz. Şimdi Sayın Başkanım, bir de Türkiye'de bir işçi faktörü var. Kendi branşlarına göre. Tarım işçisi. Tarım işçisi, evet. Zirai işçi, mevsimlik işçi, evet. Bunlar önce Türkiye genelini isterseniz bize birkaç bilgi verin. Çok büyük bir handikap. Yavaş yavaş Samandağ'a doğru, içimize doğru döneceğiz. Şimdi Türkiye genelindeki bu tarım işçisi bilinçli mi? Maalesef yani. O konuda bize onun haricinde, şimdi devlet ne demek? Devlet baba şefkati, anne şefkati demek. Evet. O da bizim çocuğumuz, yani devletin çocuğu bizleriz. Yani sonuçta ver halktır. O işçi de normal bir şekilde geçimini sağlamaya çalışan, zar zor sağlamaya çalışan çiftçiler gibi mağdur bir sektördür. Şimdi ben uzun yıllardır, ben kendi düşüncemi anlatıyorum, uzun yıllardır bu sektörün bir şekilde bir örgütlenmeye gitmesi gerektiğini, hatta sendikalaşması gerektiğini savunan bir taraftayım. Bazen bize de kızarlar mesela. Bazı yerlerde odalar bu yemeğeleri tespit eder. Şimdi tabii ki siz bunu yaparken iki tarafı da dikkate almak zorundasınız. Geliyor üretici, diyor ki mesela alıyoruz, toplanıyoruz 15 tane oda. İşte pamuk toplama, çapa gibi hallerde ne yapılması lazım? Ne kadar işçiye ücret ödeyebiliriz? Şimdi siz bakıyorsunuz, geliyor üretici, diyor ki ya arkadaşım benim girdiği maliyetim elektrik, su, sulama, diğer işçilik ve derken benim maliyetim çok yüksek. Ben bunu bu şekilde toplayamam diyor. Geliyorsunuz çiftçi, işçi diyor ki ya arkadaşım bu yevmiye bana yetmez. Şimdi biz ortada kalıyoruz. Bizim de yaptırım gücümüz yok. Tavsiye niteliğinde ispatlar, tespitler yaparız. Şimdi biz de diyoruz ki kardeşim bunu bize bırakmayın. Hiç kimseye de bırakmayın. Bu da sizin bir çocuğunuz. Bu da sizin bir sektörünüz. Bu işçileri bir örgütlenmeye yönlendirin. Hatta sendikalaşmaya götürün. Ve bir şekilde bu insanlar her sene haklarını, şöyle mi olacak, böyle mi olacak demek yerine bir yerden tespit edilmek suretiyle işlerine devam etsinler düşüncesindeyim. Çok güzel. Şimdi bir de bu bir handikap. Çok büyük bir handikap Türkiye'de yani. Zirai işçiler. Bir de çiftçilerin artan primleri. O çok. Prim ya çiftçilerin hangi bir harcaması artmıyor ki? 2022 yılında Tarım Bağkur şeyi 1668 lira 83 kuruş. Doğru. Çiftçilerin primlerine hazine yardım var mı? Şimdi böyle bir şey olduğu söyleniyor. Geçmişte daha fazlaydı. Geçmişte gerçekten devlet sübvanse ediyordu bunları. Hı hı. Yarı yarıya bir fark vardı. Hemen hemen yarı yarıya, hatta daha fazla bir fark vardı. Yani normal çalışan vatandaş ile çiftçinin yıprandığı düşüncesiyle devlet bunu sübvanse ediyordu. Ancak geldiğimiz bu günlerde bu sübvanse yetmez duruma geldi. Ama var değil mi hala? Var. Yani çok az, çok bir şekilde bir var. Şu anda 1600 küsürlere bir para ödeyecek bir tarım bağ kurulusu. Şimdi 2000 şeyiyle birlikte hemen hemen aynı yerdeyiz. Evet. Yani SSK ile
sigortalıyla, Bağkurlu'yla normal bak aynı yerdeyiz. Aslına bakarsanız bana göre bu bir haksızlık. Sonuç itibariyle bir şekilde yıpranan bir çiftçimiz var. Yani gece gündüz çalışıyorum. Geceleri de kalkıyorum. İnsan soğukta serasını ısıtmak için kalkanlar var. Yani sabahın 5'inde kalkıp akşama kadar çalışan insan çok yıpratıyor. Çok meşakkatli bir meslek. Tabii. Dolayısıyla zaten normalde çok stratejik bir sektör olduğu için sizin bunu ayakta bırakmanız lazım. Dolayısıyla sizin kendi gıda güvenliğinizi temin etmek zorundasınız. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla çiftçiyi ayakta tutmak zorundasınız. Çiftçiyi ayakta tutun. Bakın gördük işte Ukrayna'da gördük, Suriye'de gördük, İran'da bir gördük. Bir tahıl şeyi dünyaya Allah kullandı. Çok örneğini veririm. Yani normalde her zaman bunu söylerim. Çok kalabalık bir ordunuz olabilir. Teknolojik silahlarınız da olabilir. Ancak siz bu insanları ve halkınızı doyuramazsanız, besleyemezseniz bunlar kalkar ne olur? Mahkumdur. Boşa düşer. Katar'da görmedik mi? Üç günlük bir şeye dayanamadı Katar. O kadar zengin olmasına rağmen. Bütün marketleri yağmaladılar. Bakın İran yıllardır ambargoda değil mi? İran kendini yetebilen bir ülkedir tarımda. Doğru. Suriye bakın Suriye de aynı şekilde. Suriye de kendini yetebilen bir ülkedir. Aslına bakarsanız biz onlardan çok daha iyiyiz. Evet. Geçmişte 7 ülkeden birisiydik. Ama bu hale niye düştük? Bu hale yanlış birileri ithal etsin, birileri şunu yapsın, birilerinin şu hatırı olsun diye yanlış sektörü elimizden kaydırdık daha doğrusu. Zaten Sayın Başkan, çiftçilerin bu Bağkur prim yükseklikleri ciddi bir de kayıt dışına dönerse ciddi bir handikap. Ne dersiniz? Dönecek. Yani şimdi ödeyemeyen çünkü önümüzdeki çiftçi... süreçte bakın önümüzdeki süreçte Aralık ayında asgari ücret açıklanacak. Hı hı. Hükümet bir şekilde mevcut olan ücretle bunun yürümesi mümkün değil. Dolayısıyla bu arttığı zaman prim de artacak. Evet. Ama bu arada çiftçinin geliri artmayacak. Artmayacak. Şimdi artmadan sen arttırırsan zaten adam bırakacak sizin bahsettiğiniz gibi. Şu anda da zaten o var. Yani kayıt dışı diye, kayıt dışınıysa Türkiye'den men edemezsiniz. Zorla da men edemezsiniz. Bunu nasıl? Gönüllülük esasına göre yapabilirsiniz. Benim param yoksa ben ne yapacağım? Sen ne yapabilirsin benim? Boğazımı mı sıkarsın? Hayır canım, mümkün değil. Yani ödeyemezsin. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Türkiye'nin 85 milyonuyla, hükümetiyle, muhalefetiyle hiçbir şekilde ayırmadan birleştirici üsluplarla, birleştirici söylemlerle halkın birbirini daha fazla sevmesi sağlanacak ve hükümet halkına açık olacak. Bizim eksiğimiz var arkadaşlar, biz hata yaptık, eksiğimiz var, lütfen üretelim. Olur, bakın bu halk o kadar fedakar ki bedava da çalışır. Tabii, ama siz yani... kalkıp da mesela bir siyasetçinin dediği gibi ya işte deli gibi ekim biçim. Bu adam senin için değil kardeşim. Bu adam senin, affedersin yani sen kendini ondan daha... Göremezsin. Sen bir yere gelmişsin diye onu hor görme. Hor göremezsin. O tabii. Belki senden daha zekidir. Belki senden çok daha iyi düşüncelere sahiptir. Ben bunu görüyorum yani. Ben buna çok üzülüyorum. Şimdi zaman zaman tabii aileler arasında çeşitli mesleki kuruluşlarda babalar çocuklarına bazı şeyler empoze eder işte. Mühendis olmasını ister, evet, doğru. Öğretmen olmasını ister, doktor olmasını ister. Acaba çiftçiler kendi çocuklarıyla konuşurken, yavrum büyüyünce çiftçi olmak ister misiniz diye, çiftçilere fiziksel desteğin dışında acaba psikolojik yıpranma payı da verilmeli midir Sayın Başkan? Kesinlikle verilmeli. Yani bu sektörün ayakta tutabilmek için verilmeli. Bunun örneklerini şimdi Türkiye mesela yıllardır Avrupa'yı örnek almış. İşte biz Avrupa Birliği'ne girelim de şunu yapalım da... Peki sen mesela hoşuna giden bir şeyi örnek alıyorsun. Hoşuna gitmeyen de örnek almak istemiyorsun. Buyurun gidin Almanya'ya, sağa sola Hollanda'ya. Bakın çiftçilerine verdikleri desteklere bir bakın. Onun haricinde zaten bu çiftçinin bir hakkı var. Bu hakkı zaten 19 küsürlerden beri verilmiyor. Yani gayri safi milli hasılanın %1'i kanunla belirlenmiş bir şeydir. %1'i çiftçilere verilir, tarıma ödenir. Bizim şu anda aldığımız... Gayri safi milli hasılanın %0.5 bile değil yani. Değil. Zaten %1'i siz verseniz orada sorun kalmayacak. Doğrudur. Sayın Başkanım tekrar şeye gelelim. Biraz daha Türkiye üzerinde duralım. Çünkü gerçekten tarım, ziraat damarların en büyüğü.
bence. Kesinlikle Türkiye'nin vazgeçilmezi, ürettiğiniz varlığınızı koruyabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel örnekler verdiniz. Son Ukrayna Savaşı'nda evet. bir tahıl sistemi bırak Türkiye'yi dünyayı yerinden oynattı. Afrika şu anda bu sene eğer bu tahılı Afrika'ya taşımazlarsa görüyorsunuz yani haberleri falan. Açlık ve felaket. Çok açlık ve zaten felaket. Açlık ve sefalet içerisinde olan bir yer yani. Sonuç itibarıyla yani, evet. Birden çalışırken iki defa şey oldu. Yani o zaman çok bölgemiz bu tahıl ambarlarına mı tekrar mı dönmemiz lazım? Tekrar mı bu üretime katkı sağlayacak? Çiftçilerimize çok ciddi, siz de çok iyi hatırlarsınız, çok partili sisteme girdiğimizde hükümetler Demirel döneminden başlamak üzere çiftçilere çok ciddi evet, kaynak sağlar, destek evet. sağlardı. Evet, doğru. Mazotu normal 5 lira satıyorsa. Rahmetli Demirel tarıma çok fazla, çok destek. Çiftçiye 1 liradan şey yaparlardı. Evet, doğrudur. O zaman dünya da çok güzeldi, üretim evet. de çok güzeldi. Evet, üretim i̇şte, de bize yetebiliyordu yani. Yetebiliyordu, kendi kendimize yetebiliyorduk. Hatta ihraç da çok ciddi ihraçlar çok da çok ciddi, zaten biz ihracatımızı bunlarla başlattık yani. Yani, evet. dediğim gibi bu bölgesel başka bölgelere evet. aktarım yapılan meyvesiyle, sebzesiyle, arabalar, kamyonlar vesaire vesaire. Peki Suriye Savaşı ne yaptı bize Sayın Başkan? Önce Türkiye genelinde. Önce Türkiye genelinde tabii ki yani demin de zaten anlattığımız gibi şimdi bu tarımı önemini kavramak suretiyle, stratejik olduğunu kavramak suretiyle bir şekilde ayakta tutmamız gerekiyor. Evet. Bütün, şimdi şunu da söyleyeyim acı bir şey. Bakan değiştirmekle olmayacak. Bakın her gelen bakan kendi kadrosunu kurmak üzere bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapılıyor, geliyor. Hantallaşmış bir yapı var. Bakanlık evet. şimdi Tarım Bakanlığı hantallaşmış bir yapı içerisinde. Şimdi gelen bakan ne yapabilir ki 3 ayda, 5 ayda, 10 ayda ne yapabilir? Yani hiç zaman içerisinde bu hantallaşmış sıkıntıları, sorunları çözmenin yolları var. Şimdi uzun yıllardır çiftçi, tarım günü kurtarma politikalarıyla geçiştirildi ve seçim yaklaştığı anda bir şeylerin önü açıldığı, desteklerin önü açıldığı, çiftçinin oylarını aldıktan sonra hadi sen bir daha oyu bir dahaki seçime bekle. Geçiştirile bu hale kadar getirildi. Evet. Bu hale kadar geldik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi koşuyoruz bir daha üretime, bir daha işte biz tahılımızı bilmem buğdayımızı ve diğer ürünlerimizi bir daha üretelim. Hı hı. Girdik. İyi ki girdik yani. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ancak bakıyoruz. Burada bir planlama yok. Hadi üretiyoruz. Senin planın ne? Örnek veriyorum. Şimdi biz ihracat yapacağız değil mi? Evet. İhracatçı gelecek. Diyecek ki ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlığı. Ben bir ihracatçıyım. Dünya piyasasında benim rakibim var. Benim rakibim işte Kuzey Mısır'daki ülkeler ve İspanya'ydı, bilmem İtalya'ydı falan. Ben falan yere ihracat yapacağım. Benim rekolten nedir? Mandalina'da rekolten nedir? Veya benim kirazda rekolten nedir? Veya benim bu sene ne durumdayım? Zeytinde, zeytinyağında nedir? Bunlar nasıl şu anda, çok affedersiniz, yıllardır Avrupa bunu yapıyor zaten. Uydu evet. sistemiyle diğer ülkeleri takip ediyor. Ve tüccarına rekabetin önünü açıyor. Açıyor, rahatlatıyor. Şimdi ben Türkiye olmuşum, bu aşamaya kadar gelmişim, geçmişi olan bir ülkeyim, bunu yapamıyorsam kendimi sorgulamam lazım. Evet. Kendimi sorgulamam lazım. Ben burada bakanlığın kendini sorgulamasını istiyorum. Ticaret Bakanlığı'nın da, Tarım Bakanlığı'nın da. Suriye'ye geliyoruz, bakın Suriye'ye geliyoruz şimdi. 12 senedir şu anda Suriye, 11 senedir sürüyor, savaş. 11 küsür senedir sürüyor. Şimdi bizim eskiden 2010 yılından önce Suriye kapısından direkt ve dolaylı olmak üzere sırf böyle ihracat değil, ihracat, nakliye, işçilik, işte tarımsal üretim ve diğer konuları ele aldığımızda bu kapıdan bize 15 milyar ile 20 milyar arasında yılda bir gelir geliyordu. Şimdi Suriyeliler geldi, işte biz bunlara 20 milyar, 40 milyar. Hayır öyle değil arkadaşım, hayır. 40 milyar değil. 40 milyar bunları harcadığın dolar. Peki benim 11 yıl 20 milyar dolardan ne kadar yapıyor? 220, 200 diyelim buna, bu da 40, 240. Şu anda da oradaki mevcut olan ordu ve diğer masraflar söz konusuyken 300 milyara kadar benim bir zararım var. Bunu kim tahsil edecek? Kim için? Önümüzdeki süreçte ya insanların duygularını falan başka yere
yönlendiriyorlar ama önümüzdeki süreçte bana köstek olacak veya bana ne bileyim işte artık burada söylemeyin. Evet. Yani 300 milyar dolardan bahsediyoruz yani. Korkunç bir de sıkıntıları, sorunları, kültürlerini ile yaşamaları cabası yani. Bunun bir şekilde bırakın artık bu halkı kandırmayı. Bırakın işte artık insani söylemlerle işte şöyledir, böyledir, biz insanlık. Hayır kardeşim, yapacağımızı yaptık yeter ya. Peki Sayın Başkan, yine çok iyi hatırlarsınız. Zaman zaman Arap müşteriler gelirdi. Evet. İşte Harbiye'deki hurma ağacını kapatırlardı. Evet, Samandağ'daki işte doğru. Şimdi öyle bir şey yok değil mi? Şimdi işte o kapının kapanmasıyla birlikte bizim çok büyük bir kaybımız var. Yılda 20 milyar dolardan bahsediyorum ben. Bakın burada İstanbul nüfus oranına baktığınızda bölgenin en büyük filosu, yani nakliye filosu buradaydı. Nüfus oranına baktığınızda. Yani evet. İstanbul 20 milyon, ondan sonra Hatay geliyor. 1,5 milyonluk Hatay ikinci sırada Türkiye'de. Düşünebiliyor musun? Nüfus oranına göre bölgenin en büyüğü. Ve kaybettik. Bunların hepsi gitti. Yani bunların hepsi çalışmıyor şu anda. Kaybettik gitti. Şimdi yavaş yavaş kendi bölgemize geliyoruz. Ben bazen böyle şey yaparım, çok özür diliyorum. Olsun, yok çok güzel, çok güzel, iyi gidiyoruz. Evet. Çok güzel de şeyler geliyor, başarı dilekleri geliyor. Şimdi yine Türkiye genelinden hemen Samandağ'a geleceğiz. Tabii ana tema tarımda sigorta primleri. Evet. Bağkur primleri. Derken sorunlar dağ gibi. Bölgenizde yani Samandağ'daki durum nasıl? Samandağ'daki durum şu anda dediğim gibi yani tarımsal anlamda genel bir politika izlenir. O tutturulur ve izlenir. Biz de aynı şekilde onlara uymak zorunda kalırız. Ama her ilçenin, yani benim kendi görüşümde şöyle bir şey var. Ben derim ki tarım iki şekilde ele alınmalı. Evet. Bir, merkezi hükümetin oluşturduğu politika. İki, her bölgenin, her ilin, her ilçenin ürettiği ürün desenine göre evet. uygulanması gereken bir politika. Politikayı incelemesi lazım. Devam Şimdi bunu lazım. Beceremiyorlar. Yani yapmak istemiyorlar. Neden? Çünkü en büyük oy potansiyeli çiftçilikte. Evet. Gün kurtarma politikası. Hani diyorum ya. Anladım. Şimdi yarın mesela kesenin ağzını açarlar. Çöp, tat, 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 tamam olay. Yani bitti. Tarımda istikrarın sağlanması. Evet. Tarımda örgütlenme modeli. Şimdi örgütlenme modeline geleceğiz. Şimdi örgütlenme modelinde bizim kendimizin, benim yani bilhassa üzerinde çok durduğum bir mesele var. Evet. Ben diyorum ki bakın dünya ileriye gitti. Bırakın artık geriden gelmeyi bırakalım. Avrupa'ya bakıyorsunuz, ben Almanya'nın DGRW'nin yapılanmasını izledim, yapılanmasına baktım. Geçmişte bizim gibiydi Almanya. Evet. On binlerce kurulu kooperatif. Doğru. Şu anda da teşvik ediyorlar. Ama 1163 sayılı kooperatif yasası değişmedi. Sen kalkıyorsun, kooperatif kuruyorsun. Şimdi hurra, herkes bir kooperatif kuruyor. Bilhassa kadınlarımız. Evet. Tamam kardeşim, kooperatif kurmakla olmuyor ki bu işler. Şimdi bu üretecek, pazar bulacak. Bu nasıl olacak? Bir model konması lazım. Bir model konması lazım. Ben de diyorum ki, bu hantal yapı, Tarım Bakanlığı, sivil örgütlenmeye doğru gitmesi lazım. Yani Tarım Bakanlığı demiyorum. Sivil örgütlenme modelini tek çatı altına alması gerekiyor. Yani kim yapacak bunu? Bağlamımız genel merkez mi? Hayır, hükümet bunu yapacak. Hükümet kararını alacak. Hadi. Diyecek ki arkadaş, ben bu çiftçinin artık bir şekilde tarım kredi kooperatifine üye ol, ziraat odasına üye ol, kendi kooperatifine üye ol, kendi birliğine üye, git orada para öde. Bak sen şunu yapacaksın, git bunu bu şu muhtardan imzala veya git şu kurumda. Hayır, tek bir kurumla muhatap olacak, tek bir kuruma çatı altında, üye tamam. olacak ve bu kurum öyle bir aşamaya gelecek ki, bakın gübre üretecek, elektrik üretebilecek, çiftçisine kredi verebilecek duruma gelecek ve her bölge, bakın mesela Samandağ'da benim ürettiğim ürünlerim var. Ben onların nasıl katma değer sağlayacağımı en iyi ben bilirim. Evet. Dolayısıyla ben oraya bir yatırım yapacaksam veya devletin teşvikiyle oraya bir fabrika kuracaksam ben derim ki bakın kardeşim, şimdi ben Samandağ'da bana mısır deposu kurmuşsun, ben nasıl bunu rantabl haline getireceğim? Benim oraya meyve sıkma fabrikası lazım. Benim oraya mesela maydanozu kurutma fabrikası lazım olur. Kutuplara buz fabrikası kurmak gibi. Onun haricinde
Üye gelecek, diyecek ki arkadaş benim şu sıkıntım var, ben kalkacağım diyecek ki evet buyurun ben bu sıkıntıları giderebilirim. Derken de kendi örgütüne sahiplenecek, aidatını yatıracak, örgüt gittikçe güçlenecek ve inanın bana bu devlete de fayda sağlayacak. Elbette, oradaki hükümetlere elbette, de fayda elbette, sağlayacak. Elbette. Benim sivil örgütlenme modelim çok dayatıyorum, çok da doğru bir şekilde görüyorum. Peki çiftçi odanıza kayıtlı üyelerimiz... Normal bir aidatı vardır muhakkak. Yıllık aidatlar var. Yıllık bu ödemelerde var. Ciddi zorluklarda karşılaşıyorsunuz. Yani tabii ki karşılaşıyoruz. Yani bu, sonuç itibariyle durumlarda... inanın ziraat odalarının durumu şu anda çok iyi değil. Yani mesela bana sorarsanız şu anda yani tabiri caizse yaşatmaya çalışıyoruz. Ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani tabiri caizse cebimizden harcamalar gerçekleştiriyoruz ki ayakta tutalım. Şimdi sizin demin bahsettiğiniz işte Tarım Bakoru'ndan faydalanan vatandaşlar var. Yani odanın kapanması halinde zorlanırlar. Çok ciddi kayıp. Çok ciddi kayıplar gerçekleşebilir. Onun haricinde çiftçilerimiz yani şöyle çok en büyük sıkıntılarında bakın ben bunu çok görüyorum. Hemen odaya geliyorlar. Ya işte Selim Bey sana bir şeyler danışacağız. Benim şöyle bir durumum var. Ben TKDK'ya başvuracağım. Ben %50 hibeye başvuracağım. Benim sıkıntılarım var. Ziraat Bankası bana kredi vermedi. Ben ne yapabilirim? Evet. Bunların hepsini biz yaşıyoruz. Her gün onlarca insanla konuşuyoruz. Ve her gün onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir odaya, böyle bir sivil yapıya ihtiyaç var. Sürekli çiftçiyi sen devletin kapısına mahkum edersen olmaz. Şöyle çok güzel bir not almışım yine sizin şeyinizden. Çiftçi tarım kooperatifine üye olur, para öder. Evet, aynen. Çiftçi yerel kooperatife üye olur, para öder. Öder. Çiftçi mensubu olduğu birliğe üye olur, para öder. Evet. Çiftçi sulama birliğine üye olur, para öder. Evet. Şimdi şurada duralım. Duralım. Suyu nereden buluyorsunuz? Ah, yaramı deştiniz. Sadece benim değil. Sadece benim değil. Binlerce, on binlerce çiftçi. Çünkü çocukluğumdan beri zamanlarına geçirdiğimizde su yoktu. Şimdi evet. Çiftçi ne yapıyor? Şimdi hem sizin o günlerde biliyorsunuz o içme suyu falan sıkıntısı vardı. Tamam, denizden oraya gelirdik, evet. Alırdık. Ha, içme suyumuz da hala yeni işte bir şeyler oluyor. İnanın bana sizin o bahsettiğiniz günlerden bugün biz içme suyu konusunda çok muzdaribiz. Evet. Ama çiftçinin sulama suyuna geldiğimizde bakın burada çok büyük bir haksızlık var. Ne gibi? Şimdi ben Samandağ'dan bahsedeceğim. Tabii ki bu sorun ovada da var. Ovanın çiftçisinde de var. Genel bir yapılama Dört yolda da var. Hatay'ın içerisinde. Ben Samandağ'ını anlatayım. Şimdi sulama birliği diye bir birlik var. Şu anda o devlet su işlerinin işletmesi içerisinde, dahilinde. Şimdi diyor ki arkadaş diyor çiftçiye senin bir dönümün var, iki dönümün var. Ve sen eğer benim sahamın içerisindeysen, yanlış anlamayın yani sulama sahasının içerisindeysen tamam. Diyor yani oraya bu sulama suyu, sulama birliğinin merkezi neresi biliyor musunuz? Altınözü. Oh. Evet, Altınözü Barajı. Yarseli. Yarseli. Diyor ki kardeşim ben seni bu sulama sahasına almışım. Dolayısıyla benim kanalımdan su kullandığın zaman yılda 800 lira para vereceksin dönüme. 800 lira bakın. Dönüme. Evet, 800 TL. Ya bu zulümdür zulüm. Zulümdür zulüm ya. Bir dönümde 800 lira para kazanması mümkünatı yok ya. Onun haricinde diyor ki bak eğer şahsen sen kendi kuyunu veya kendi kuyunu yapmışsan, oraya da sen kendi pompanı, motopompunu da kurmuşsan ve elektriğini sen ödüyorsan dahi bana 500 lira mı 400 lira mı öyle bir para ödeyeceksin diyor. Ne hakkı ya bu? Ya haraç bu haraç. Yani bu 500 lira ne? Her şey bende çıkıyor. Ya kardeşim senin beni ayakta tutman gerekirken, senin bana verdiğin destek ne? Yıllardır bana dönüm başı 20 lira para vermişsin mazot gübre desteği. Onun karşılığında bana 800 lira para alacaksın. Geçen bakan beyefendi geldi Hatay'a, dedi ki işte müjde verdi. Dedi ki ben dekar başına mazot gübre desteğini 100 liraya, bazı ürünlerde 121 liraya kadar çıkarttık. Hadi neyse alkışladık, teşekkür ettik. Ama sen benden dekardan 800 lira alacağın zaman bana 100 lirasını geri veriyorsan bunun adı destekleme değil ya. Yani değişik bir anlam var. Bunun destekleme onda. Olmaz. Bakın bu konu var ya 5 senedir biz 4-5 senedir bu konuyla ilgili şu anda Samandağ'ında çiftçi ayağa kalkmış oturmuş yapmayacağım diyor arkadaşım ya ben zulmediyorlar bana diyor. Bir de icra çıkarıyor. Ya 50 ödemezse, lira için. Ödemezse. 100 lira için icra çıkarttı. 100 lira için 750 lira avukat parası öden çiftçimiz oldu. Lütfen artık bunu bir şekilde çözün arkadaşlar ya. Çözün, bu çok büyük bir handikap, çok büyük bir sorun. Ne yapmaları lazım?
Almasınlar. Almasınlar. Ha elektrikten dem vuruyorlar. Elektrik fiyatları yüksek. Ya sen devletsin. Sen devletin kurumusun. Evet. Sen koskocaman barajları yapan devlet su işlerisin. Sen koskocaman tünelleri yapansın. Yani bir tane rüzgarla çalışan bir santral kurup bu elektrik ödemelerinden kurtulamıyor musun? Cazip hale getirin. Şurada Karaçay, Allah razı olsun. Bakın bu arada bu Karaçay barajını yapan, sebep olan kim varsa evet. Onlardan Allah razı olsun. Karaçay'dan cazibeyle su getirmek suretiyle Samandağ'a su verdiğinde elektrik masrafı ortadan düşüyor, kalkıyor düşüyor. Kardeşim. Bitti. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Şimdi bu çiftçi, özür dilerim bu çiftçi diyorum yani artık böyle bir infial halindeyim. Suyunu yani o suyu asiden veriyorlar çiftçiye. Evet. Asi de çok kirleniyor. Asinin çok aşırı bir kirlenme söz konusu. Bir de ağır metalleri içeriyor. Dolayısıyla bunu herkes yiyor. Bundan kurtulmanın yegane yolu şu anda Karaçay Barajı'ndan cazibeyle Samandağ'ın sulama merkezine su vermek ve herkesin temiz suyu kullanmak suretiyle üretimine devam etmesi. Sen de bu Allah'ın verdiği suyu alma parasını. Yani. O da bir destektir. Peki şey var mı? Rüzgar panelleriyle elektrik üretim bölgeleriniz var mı? Yani tabii ki görüyorsunuz şu anda Hatay'da en fazla Samandağ'da oldu. Bakın ben bu politikaya da çok karşıyım. Evet. Yani sen geliyorsun. Ben uzun yıllardır burada oturuyorum. Buranın vatandaşıyım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben de vatandaşım yani. Bu elektrik firmasının sahibi nasıl bir vatandaşsa ki bazıları yabancı. Ben de bir vatandaşım kardeşim. Bu benim rüzgarım. Sen kalkıyorsun diyorsun ki gel buraya al bunları. Ben bu toprakların hepsini sana tahsis ettim. Bir de orada nasıl bir tahsis var biliyor musunuz? Hani bu savaş döneminde yaptıkları bir şey var. Böyle özel bir durum. Ben burayı aldım dediğimi tam itiraz edemiyorsunuz. Veriyorsunuz elektrik şirketlerine, onlar kuruyor. Peki siz bize bu balık tutmasını öğretip biz kendimiz örgütlenmiş olsaydık, 100 kişi, 500 kişi biz kendimiz yapsaydık olmaz mıydı? Devletin görevi burada birilerini getirip birilerinin bilmem arazilerine kondurmaktan ziyade mevcut olan bölgedeki Antakyalı, Harbiyeli, Defneli, Samandağlı, Yoğunoluklu işte hepsi bir araya gelsin. Gelin kardeşim burada birleşin, alın size şu şey kurun, siz kendiniz yapın diyemezler miydi sizce Erdal Bey? Siz böyle bir şeye girme düşünceniz var mı oda olarak? Yani yok öyle bir şey imkanımız yok. Bizim inanın bana, demin de söyledim, inanın bana ben kendim bir şey yapmaya çalışıyorum ki ayakta dursun. Yani 100 lirayla 50 lirayla aidatla bunlar yürümüyor. Bilmez. Şimdi ben size 10 bin kişi dedim ama 10 bin kişi odaya uğramıyor. Evet. Pasif aktif dediğimizde bizim 500 kişi, 600 kişi odaya uğrar. İşte ya varsa cebinde aidatını öder, yoksa cebinde ödemez. Yani. Dolayısıyla da biz sivil toplum kurumu olarak Samandağ'ın bütün her yerine dokunabilen bir taraftayız. Sadece tarım değil, sanayisi olsun, fikirlerimizle, turizmine yönelik katkılarımız olduğundan dolayı oradaki halk diyor ki lütfen sen gitme, bir yere gitme ya sen bizim hakkımızı savunuyorsun. Sen bizim önümüzü, ufkumuzu açıyorsun. Yani senin şu ana kadar kendinle ilgili bir talebin olmadı. Hep Samandağ'la ilgili taleplerin evet. oluyor. Bakan geliyor, konuşuyorsun. Sayın Valimiz olduğu zaman konuşuyorsun. Bence en güzel, o da başkanlarını seçmişler. Evet, talepte bulunabiliyorsun. En azından bizim yerimize, bizim duygularımızı dile getirebiliyorsun. Dertlerimizi anlatıyorsunuz. Evet, dolayısıyla biz bu tevcihlere karşılık vermek zorundayız, saygı duymak zorundayız, başımızı eğmek zorundayız. Vallahi bence Samandağ en güzel odası başkanını seçmiş. Bu yönden. Allah razı olsun Erdal Bey. Peki sıralardaki o sıcaklığı nasıl veriyor çiftçi? Ne kullanıyor orada? Şimdi bu konuda bizim Allah'ın bahşettiği bir iklim yapımız var. Evet. Onun haricinde bizim Şubat aylarında, Ocak-Şubat aylarında aşırı bir soğuk olur. İşte çiftçimiz o zaman gece gündüz nöbet tutar. Orada işte sobalarla bir şekilde orayı ısıtmaya çalışırlar. Hı. Gazla, sobalarla. Ama inanın bana çok zor bir şey. Yani gece. Teknoloji bu mu yoksa yok, nasıl bir şey yapmak teknoloji bu değil. Oraya? Bizim sürekli ısıya ihtiyaç duymamamızdan dolayı yani
Oradaki mevcut iklim yapısından kaynaklı çok fazla ısıya ihtiyaç duymamamızdan dolayı teknolojik olarak bir şey kurmaya kalktığınızda çok aşırı, yani kurulumu pahalı, yakıtı pahalı, bir de kurulumu pahalı. Ona hiç gerek duymuyoruz. Dolayısıyla biz şu anda daha önce de anlattığım gibi o... Yani bu iklim bu şeye yetiyor şu an. Yetiyor, yetiyor ve şunu söyleyebilirim bizi izleyen bütün arkadaşlara. Samandağ'ın domatesini, biberini rahatlıkla tüketin. İyi tarım uygulaması vardır orada. Evet. Orada arıyla dönlendirme var. Evet. Şöyle o bahsettiğiniz o fısfıslarla ne diyorlar ona? Onunla değil, evet. Arılarla. Zaten arıları da Tarım Bakanlığı veriyor. Dolayısıyla bizim çiftçimiz bu tevcihatta uyuyor. Yani iyi tarım uygulamasıyla neden? Çünkü Hatay halkı gerçekten sağ olsun. Buradan bütün Hatay halkına teşekkür ediyorum. Bizim ürettiğimiz ürünleri, biberimizi, domatesimizi, salatalığımızı Hatay halkı yerli anlamında, yerli olduğu anlamında tüketiyorlar. Bu konudan dolayı bütün Hatay halkına teşekkür ediyoruz. Samandağ biber sizden çok meşhur evet. Oldu. Zayıflamaya kadar. Ama bütün... buna da söyleyebilirim. Oradan hiç çekinmeyin. Orada iyi tarım uygulaması var. Çok güzel. Sayın Başkanım bir de şu var. Samandağ biberi zaten Türkiye'nin her yerinde yayıldı. Doğru. Rejim yapmak isteyen hanımefendiler biberleri buradan gidiyor. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Biz kendi görevimiz icabı epey yer geziyoruz. Çoğu yerde de üretilenlerin tüketim kooperatifleri var. Evet doğru. Sizde böyle bir şey var mı Samandağ'da? Olur. Bizde de olur. Aslına bakarsanız her yerde olması gereken bir şey. Yani tüketici gelip oradan birebir... Evet. Tabii. Ben bunları, bakın dediğim gibi ben kooperatiflerin hepsini araştırdım. Evet. Şimdi bizim sıkıntımız, handikapımız Türkiye olarak genel anlamda biz örgütlenmede başarılı olamıyoruz. Yani bir şekilde bir yerde örgütlendiğimizde maalesef bir böyle güven eğitim sorunu. Eğitim eksikliği. Evet, bir güven sorunu oluşuyor ve kavgalar başlıyor. Sen olursun, ben olurum kavgasıyla. Bu sefer ne oluyor? İnsanlar bıkıyor. Evet. Yani biz bunu da hatta benim tüzükleri de hatta bende duruyor. Birkaç tane kooperatifle ilgili tüzükler de duruyor bende. Mesela bakın ben oda olarak çok uzun bir zaman önce balıkçılarımıza bir kooperatif kurdum. Evet. Kendim kurdum, kendim yaptım, kendim masrafımı karşıladım ve onlara teslim ettim. Şu anda Çevlik Limanı'nı kendileri işletiyor. Ama bir bakıyorum böyle dışarıdan bir baktığımda olması gerektiği yerde değil. Ve nasıl anlatacağım? Başarılı değiliz. Anladım. Ve Türkiye'de on binlerce, demin dediğim gibi on binlerce işlevsiz kooperatif var. Ve bunları bir kanunla, bakın şöyle bir örnekle göstereyim. Demin de anlattım. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir belediyemiz var mı bizim? Var. Tarım Bakanlığı'na bağlı bir oda düşünün ve farklı bir isimle bir yapı düşünün. Tarım Bakanlığı'nın çok ciddi bir şekilde denetleyeceği bir yapıyı düşünün. Orada da çiftçilerin üye olduğu, üretime dayalı, çiftçiliğe dayalı, katma değer sağlayabilecek, işletmeleri açabilecek, çiftçisine yardımcı olabilecek, kredisini verebilecek, gerekirse hibesini verebilecek bir yapı oluşturursak, Tarım Bakanlığı'na yük olmaktan yük alırız biz. Böyle bir şeyi düşünsünler. Tarım Bakanlığı böyle bir şeyi düşünsün. Ama Almanya bu konuda çok başarılı olmuş. Almanya bu konuda uzun yıllar çalışmış ve on binlerce kooperatifi, on binlerce yapıyı bir yere, DGRV adı altında bir yapıya dönüştürmüş ve arazi toplulaştırması yapmış. Oradaki en düşük işletme şeyi de getirmişler. İşletme her şeyi yapacak. Yani sen kalkıp lahana ekiyorsan 50 dönümde en düşük işletme 55 dönüm. Evet. Orada. En düşük. Sen iki tane, üç tane hayvan da üreteceksin. Kara gübreni de üreteceksin. Sana makine, ekipman vereceğim. Sen tavuklarını da üreteceksin. İşte ne bileyim kazlarını da üreteceksin. Tam bir çiftçi olacaksın. Komplike bir evet. Sistem. Komplike bir sistem. Dünyanın en zevkli işi. Yani. Dünyanın en güzel bu işi. Bu işi yapmak isteyince fevkalade bir de kazanıyorsun. Yani yapıyorsun. Çok zevkli, çok güzel. Toprakla birlikte, doğayla birliktesin. Bir de paranı da kazanıyorsun. Bir şekilde çocuğun da eğitimini sağlayabiliyorsun, yemeğini bulabiliyorsun. Yaptığın bundan işin zevkini alıyorsun en azından. Yani Sayın Başkanım bak çok güzel şeyler yapmışsınız. Samandağ ilçesi olarak kendi imkanlarımız dahilinde hatta Türkiye'ye örnek olabilecek bir şekilde geçmişten ders alarak ileri doğru planlama yapmak lazım. Her yıl heder olan, çöpe dökülen tarımsal ürünleri ekonomiye bir şekilde kazandırma yolunu bulmak lazım.
Aslında başlıklar çok güzel. Evet. Keşke bunların iki tanesi, üç tanesi hayata geçse bile yeter. O bölgeye çok ciddi katkı sağlar. Evet. Ekonomik değerini bulabilen erken yetişen ürünlere yönelik sahalar elde edebilmek. Tabii. Bunlar fevkalade ihtisas isteyen konulardır. Tabii. Yani bu işi yapacak olan insanlara da çok ciddi katkı sağlayıp bu katkıyı da Türk ekonomisine döndürmenin bence en güzel yolları bunlar. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çiftçimizin geldiği seviyesini yükseltecek projeler kesinlikle üretilmesi lazım. Yani amaç bunun için kurulması lazım. Bence bu de, odaların, evet. Bu kooperatiflerin. Daha doğrusu artık aracısı olmayan şeylere yönelirsek, evet, işte doğru. O fiyat makas açıklarını tabii ki. Bir an evvel de kapatabiliriz. Orada ama fırsatçı maalesef, da çok. Fırsatçı, işte o makasın maalesef, arasında fırsatçı olan çok var. Kazananlar çok. Zaten o. Evet. Bir de şu da çok güzel bir şey demiştiniz. Elektrik firmaları çiftçi üzerinden para kazanıyor. Biraz açar mısınız bunu? Demin de söylediğim gibi. Hı. Şimdi mesela Devlet Su İşleri diyor ki ben elektrik parası ödüyorum. Ya niye ödüyorsun kardeşim? Demin de söylediğim gibi. Evet. Yani sen beni niye bundan kurtarmıyorsun? Sen kalkıyorsun benden tahsil ettiğini, icrayla tahsil ettiğini gidiyorsun. Diyorsun ki ben motopompla bunları bir şekilde aldım, sana verdim. Sen bana bunları ver, ben bunları elektrik firmalarına vereceğim. Yani sen benden yana değilsin, elektrik firmalarını zengin etmekten yanasın. Sen ya devletin kurumu olarak elektrik olarak firmalarını olur. Zengin ediyorsun. Kimden alıyorsun? Çiftçiden 800 lira dönüm para başı para alacaksın. Öbür tarafa veriyorsun. Burada bir haksızlık var ya, zulüm var. Ne yaparsanız yapın zulüm var arkadaş. Yani. Bundan vazgeçin. Bir de Samandağ'ın coğrafik yapısına baktığımızda, yani Çevlik'ten tutup o sahil şeridine baktığımızda belli bir bölge çok kurak. Evet. Ama kum dediğimiz dünyaca meşhur bir sahili ve çok hastalığı şifa bulan bir kum şeyi. Yani çok özel bir kum yapısı var. Evet, çok doğru. Özel bir yapısı var. Böyle bir tarihi yerler. Şimdi Samandağlı olarak, Samandağ'da yaşayan ve orası için çok şeyler yapmak isteyen bir başkan olarak size soruyorum. Sayın Başkan, yerel yönetimlerle birleşerek bu tarihsel dokuyu inceleyerek, işleyerek, çiftçiyle üretilen böyle komplike bir proje var mı kafanızda? Benim kafamda var. Yani benim kafamda var, benim hayalimde var. Benim hayalimde sizin bahsettiğiniz şekilde komplike bir şekilde önce STK'lar, işte belediye siyasiler, herkes bakın her akıldan her taşın altına. Evet, elin taşın altına koyabilir ve hem ülkemize, ilçemize ve ilimize olumlu katkılar sağlayabiliriz. Yani tarımda olduğu gibi turizmde de, sanayide de. Yani sanayide şöyle. Sanayide benim şöyle bir şimdi şunu da söyleyeyim size. Katma değerli ürünleri elde edebilecek şekilde bacasız sanayiden bahsediyorum ben. Doğru. Orta ölçekte. Doğru. Ben bacalı sanayiyi çok benimsemiyorum Samandağ'da. Samandağ'ın havasını bozmaktan hiçbir şekilde yana değilim. Şimdi turizmle tarım zaten iç içedir. Şimdi turist geleceği zaman yeşillik görmek ister, ağaç görmek ister, çiçek görmek ister. İşte üretilen ürünleri tatmak ister, yemeğini yemek ister değil mi? Elbette. Denize gider, elbette. Kuma gider. Bunların hepsi bizde var zaten. Tarihsel doku içerisinde yaşamak ister. İnanın bana cennet gibi bir yerimiz var. Fakat zaman içerisinde yani bilgili bir şekilde planlanmadığı için, işi ehline vermedikleri için bu şekildeyiz. Şimdi herkesin kendine özgü bir mesleği var. Bugün insanoğlu belediye de olsa, oda da olsa, Cumhurbaşkanlığı da olsa, başbakanlık da olsa bir yeri yönetirken danışmanları olur. Evet. Şimdi bir belediyede siz belediyecilik yaptınız. Mesela ben belediye başkanı olsam ilk yapacağım şey ülkenin en güzel şehir planlama profesörlerini buraya getiririm. Ben zamanında getirdim. İki kişi getirdik biz burada. Ve nasıl planlamam gerektiğini, tarihi dokuları, işte turizme yönelik olan bölgeleri ayırırım. Evet. Ve ona göre bir planlama yapıp yoluma devam ederim. 5 senelik bir planla yoluma devam ederim. Ayrıca da kalkarım. Derim ki bana gelen para budur. Benim 42 mahallem varsa nüfus oranına göre en öncelikli hem ekonomik hem sosyal anlamda katkı sağlayabilecek proje nedir? Buysa bu. Bitti arkadaşım. Bu ahbabımdır, bu akrabamdır. Yok kardeşim. Bu emanettir. Emanete ihanet olmaz. Doğru söylüyorsunuz. Bir de Sayın Başkanım, Samandağ'ın 382 kilometre olan arazinin %30'u tarım alanı, %37'si orman mevhumdalık, %33'ü tarım dışı.
Şu anda tarım dışı bir şeyimiz yok. 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 Şu anda peki bu alanından yeterince çiftçimiz yararlanıyor mu? Yararlanıyor. Hepsinden. 200 metresinden bile. Hepsinden. Çok güzel. Şu anda bakın 382 bin dekar alandan normalde %37'si değil de benim bildiğim 170 bin dekar alan ormanlık alan. Evet. Ormanlık. İşte fundalık da var. Hı hı. Şu anda ormanlık alan olmayan bölgeler, üçüncü derece toprak, tepelik, hiçbir yer göremezsiniz. Şu anda bakın giderseniz şu anda kreiderlerin çalıştığını görürsünüz. Tepeler, işte üçüncü derece toprak yapısı falan düzeltiliyor. O toprak yapısına göre, zeytinse zeytin. Tarıma yönelik sisteme evet. geçiriliyor. Yani şu anda bir metremiz, iki metremiz bile değerlendirilmeyen çok az yerlerimiz var. Çalışkan bir halkımız var. Doğrudur. Her şeyi değerlendiriyor. 200 metrede, 300 metrede bile olsa kendi aile bütçesine katkı sunmak için sebzesini, maydanozunu falan ekiyor. Orada bir sıkıntımız yok. Yok, çok şükür. Allah'a çok şükür. toprağı da seviyor. Samandağ halkı toprağı seviyor. Yani Samandağ halkı şu anda Samandağ'ını aştı. Hatay'ın başka bölgelerinde toprak aldı. Ben size bir şey daha farklı bir şey söyleyeyim. Elma bahçeleri şu anda. Oo. Elma bahçeleri şu anda Samandağlılar elma bahçelerine el attı. Şu anda şeyde Ereğli'de ve öbür taraflarda yüzlerce binlerce dönüm arazi alıyorlar ve elma bahçesi yapıyorlar. Çok güzel. Elma bahçesi yapıyorlar. Yani dediğiniz gibi Samandağ şey hakikaten evet. halkı çok çalışkan şey. Organik tarım nedir Sayın Başkanım? Yani organik tarım aslında çok güzel bir şeydir. Organik tarım insanlar için, doğa için, her şey için çok güzel bir şey. Ama bunun başlangıçtan beri yani bütün dünyanın da benimseyeceği bir şeyin olması lazım ki veya işte ülke ve ilçe bazında yapılması gerekiyor ki organik olsun. Yani organik demek doğal yetişen ürün demek. Zaten doğallığında kalmış olsaydı. Hatay'da ne kadar başarılıyız bu konuda? Hiç başarılı değiliz yani. Yani bizim işte Vakıflı Köyü bunu yaptı zamanında. İşte onların da bir avantajı var. Avrupa'ya, İstanbul'a falan gönderebilme özellikleri de vardı o zamanlar. İnan bana yaptılar 3-4 sene işte ilaçsız falan yapmaya başladılar. Şimdi organik tarımda ürünün kalitesi düşmez. Kalitesi çok yükselir. Evet. Şekli daha farklı hale dönüşür. Ama satamadılar. Maliyeti de yüksek olur. Bunu en fazla domateste mi görüyoruz? Yok. İlk şeyde ağaçlarda görebilirsiniz. Şu anda biz domateste organik değil, iyi tarım. Bu iyi tarım da zaten devletin ve bütün dünyanın kabul ettiği bir tarım evet. şekli. Öyle bir durumda. Bütün Samandağ halkı şu anda bütün seralar iyi tarım uygulamalarıyla ürün yetiştiriyor. Yetiştiriyorlar. Evet. Bir de Sayın Başkanım, 14 Mayıs'ta, 2016 yılında, 26 Mayıs'ta Dünya Çiftçiler Günü'ymüş. 14 Mayıs, evet. 14 Mayıs. 14 Mayıs, evet. Siz de 26 Mayıs 2016 yılında Ziraat Odaları'nın bir koordinasyon toplantısı yapmışsınız. Evet, doğrudur. Yıl 2022. Neler oldu? Bir değişiklik oldu mu? Neler karar alındı? Şöyle kısaca bir... Evet, yani odalar anlamında. Odalar anlamında. Ya, tabii ki şimdi o günden bugüne kadar odaların aslına bakarsanız gerçekten de çok böyle sıkı bir çalışan, çok odalarımız var böyle sıkı çalışan, evet. çiftçisinin hakkını savunan bir şekilde... telkinlerde bulunan, parası olan insanların, yani parası olan odaların, örnek veriyorum mesela buradan çıkın, büyük odalar diye tabir ettiğimiz odalar var. Örnek vereyim Tarsus'ta olsun, Mersin'de olsun veya Antakya Ziraat Odası olsun. Örnek veriyorum bakın Antakya Ziraat Odası bir ara bir toprak tahlil laboratuvarı kurdu. Allah selamet versin eski başkan Sayın Celal Civelek. Ondan saygılarımı iletiyorum Sayın Civelek'e. İnanın bana çok güzel bir şeydi ama halkımız teveccüh etmedi. Aslında çok tabii güzel bir toprağın tahlilini tabii, çözmek ona sene, göre tabii ona göre sen gübreni hem yapma. Girdiğini de düşürürsün. Bazen işte vatandaşımızın tevcihatı olmuyor. O yani atıl vaziyette mi kaldı şu an? Yani şu anda atıl vaziyette atıl maalesef. Çok, yani çok da yani pahalı bir şey yani. Anladım. Bir de şeyi şurada hoşuma giden bir şey var. 14 Mayıs günü 1984 yılında Dünya Çiftçiler Günü olarak ilan edilmiş. Evet doğru. O günden bugün İFAP ya bu. İFAP. Evet. O günden bugüne kadar her yıl ürettiğin karşılığını, emeklerinin karşılığını alabilen çiftçi olmaktan dolayı mutlu olan ülkelerde coşkuyla kutlanır. Biz evet, kutladık mı bu coşkuyu? Yok, biz hiçbir zaman için coşkuyu. Çoğu çiftçi 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu bilmez.
Yok. Kendi dertlerinde. İnanın bana bilmez. Kendi dertlerinde, kendi sorunlarında. Bana ne diyor ya, ben hep para istiyorum, ekmek istiyorum, gün çalışacağım. Yeter diye. Ki malım şeye gitsin. Ama düşünün yani mesela Avrupa'dasınız. Yani geliriniz, ya çiftçinin geliri en iyi seviyelerde. Olması lazım. Tabii ki kendine zaman ayırabiliyor, gidiyor, oturuyor, yemeğini yiyor, dışarı çıkıyor, ailesini çıkarıyor. Dolayısıyla sosyal faaliyetler içerisinde fazla, bulunuyor. Sosyal faaliyeti çok fazla. İmkanı da var yani, çiftliği evet. Var. En azından komşusunu davet eder, onu davet eder. Ürettiği ürünlerden yedirir. Ekonomik şeyi de iyi olması lazımken ama maalesef bazı şartlardan dolayı. Sayın Başkanım, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz canlı. Yani. Çok güzel bir vallahi konu geçti. Çok farkına varamadım Erdal. Bir saati geçti. Erdal Bey farkına son varamadım. Olarak nasıl bir son dünya olarak size teşekkür ederim ben. Teşekkür. Ben çok teşekkür ederim. Yani siz de çok duyarlı bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi araştırdım. Samandağ'a da dokunmuşsunuz. Çok evet. Teşekkür ederim. Zamanında bizim belediyeye de. Allah emsallerinizi çoğaltsın sağ ki. Sağ olun. Engin bilginizden. Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz efendim. Faydalanan arkadaşlarımız olmuş. Sutaşı Belediyesi'ni siz evet. Kurarken siz gelmişsiniz. Yani sizin gibi böyle dürüst, ilkeli bir insanla çok teşekkür bu programı sizin yaptığım için ben size çok teşekkür ediyorum. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'mize önce barışın, sağlığın ve güzelliğin aynen. Gelmesini, her üretenin emeğinin karşılığını alacağı günlerin gelmesi diliyle Sayın Doğuş TV izleyicileri çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bugünkü konuğumuz, hayatın içinden konuğumuz Samandağ Ziraat Odası Başkanı. Çok değerli bilgileriyle bize görüşlerini bildirdiler. Bence Samandağ'ı en güzel oda başkanını seçmiş. Muvaffakiyetler diliyoruz, başarı diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Ben de buradan iyi günler, iyi günler bütün izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun.